arkadaşlar 1 Nisan bölümleri çıkmış. Şaka yapacağız. O da bize şaka yapacak. Ama böyle korkunç şakalar olacak arkadaşlar. O yüzden çok sevinmeyelim bence. Anne sen kime 1 Nisan şakası yaptın? Ben kilitlendim arkadaşlar. Merhaba. Evet. Ben bir an tırstım. Eylül bana 1 Nisan şakası yapacak. Böyle bir yok kastım. Yok arkadaşlar mesela şurada örümcek yok aslında. Ben şöyle bir an kastım kendimi zaten. Fark etmişsiniz. Bir kal geldi bana. Anne sen hiçbirine 1 Nisan şakası yaptın mı? Yaptım. Yaptın ama mı? Yaptım. Hayır sana hayır. Sana bile yaptım bu yani. Bu 1 Nisan'da. Bu 1 Nisan'da yapmadım arkadaşlar. Ama daha öncesinde yaptım. Sana bile yapmıştım yani hatırlıyorum ama. Şaka neydi onu tam hatırlayamıyorum. Arkadaşlar siz yaptığınız 1 Nisan şakalarının hepsini aşağıya yazın. Biz de okuyarak gülelim bunlara. En komik olanlarını beğeneceğim arkadaşlar. Kalp atacağım hepsine. Ben hala tırsıyorum. Var mı şakan bana Eylül? Bak, anne yok ya. Gerçekten şey oldum böyle ha. Böyle ay var mı bir şey varsa arkadaş arkada bir şeyler var mı görüyor musunuz? Ay. Şaka yapıyorum. Bir şeyler olmasın. Sakın istemiyorum ha Eylül. Ay, sen bakalım. Sigara bize ne şakası yapmış ne 1 Nisan'da ne yapmış. Sigara teacher bize mi 1 Nisan şakası yapacak? Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar Sigara teacher'ın yeni bölümleri güncellendi. Şimdi bu yeni bölümlerinden biz bakalım oynayalım. 1 Nisan şakası yapacakmış bize. Evet. Arkadaşlar Sigara teacher ne yaptı biliyor musunuz? Bilmiyoruz. Ne yaptı Eylül? Bizi evine çağırdı anne bu kadın. Ne bakıyorsun? İnanabiliyor musun? Bizi evine çağırdı. Aa bizi derken ikimiz birden mi? Hem şu gözlüklü kızı bana benzeyen bir de bir tane erkek çocuk var ya o. Bana benzeyen diyormuşum. O da bana benzesin ne yapayım yani arkadaşlar. Evet. Ya gerçekten bizi evine mi çağırdın? Evet bak bu gözlüklü olan. Aa. Babam gözlüklü bu babam olsun anne. Aa, keşke ben de gözlük taksaydım gözümü taksaydım. Neyse olsun artık ben o... Ay senin gözlüğüne kesinlikle bakamam. Arkadaşlar şimdi gerçekten bizi çağırdım ya orada bir takıldım yani. Çağırdın evet mi? Anne bizi çağırdı ama bize ne yapacak biliyor musun? Çok şeytani şeyler yapacak. Ay. Ama biz de ona çok şeytani şeyler yapacak. Peki tamam o zaman. Ne yapalım hapşıralım mı gülelim mi dans edelim hapşırsın bu ya. Eylül bence bu hapşırık tozunu hangi noktada kullanalım biliyor musun? Hangi nokta? Tam böyle bir... Hapşır. Eylül hapşır. Boşa harcama beni bir dinle bir dinle. Arkadaşlar haksız mıyım? Tam bizi böyle yakalayacağı böyle bize böyle koşuyor bizim peşimizden. Hı hı. O esnada yapılır tamam mı? Kurtulmuş oluruz o sırada. Anladın mı dediğimi? Anlamadım. Anladım. Şey bizi yakalamak için anladım. Koşacak ya peşimizden. Tamam mı? Anne, orada. Anne, sen kullandın mı şu anda? Kullanmadım ya. Kullanmadım o bilerek kullandım. Ha tamam bu. Anladın değil mi Eylül? Bizi yakalayacak ya peşimize verdiği zaman kullanalım. Tamam. Evet şimdi neredeyiz? Enerji. Bunu içelim şeyde mi? Burası kiler mi? Şey depo mu? Neyse bu kilerdeyiz değil mi? Ne aldın burada? Pense. Evet. Penseyi ne aldın? Pense aldım arkadaşlar. Bu penseyle bunun saçlarını oyacağız. Ay penseyle ne yapacağız acaba arkadaşlar? Pense şimdi sonuçta o bize şaka yapacak. Biz onun şakasını bozacağız. Bakın burada bir mendil var arkadaşlar. Şaka yaptığında çok ağlayacağı için ona vereceğiz bunu. Dermişim tabii ki şaka arkadaşlar. İnandım ben de bir an ha gerçekten falan. İnandım yani ağlayacak mı acaba? Belki hani çok sapsın. Düştü. Yere düştüm. Çok sapsın derken yere düştüm arkadaşlar. Sen kendine bak. Anneye saf denir mi? Anne hiç saf olur mu? Denmez. Öyle düşersin işte aşağıya. Şunu. Gerçi bizi görmedi kaçtık biz. Eylül hani hapşırık tozunu atacaktın bizi. Anne bir sus. Hayır atamam şu an. Ay Eylül yani nereye gidiyorsun? Nereye bilmiyorum. Ha bizim disko yerini bulmamız lazım. Disko mu? Nerede ya? Dans ettiği oda mı? Dans ettiği dans odasından mı bahsediyorsun? Evet. Nerede disko? Burası ne? Heykeltıraş. Burada ne var? Bir not gördüm. Arkadaşlar burada bir not var ve üstünde koskocaman bir leke var. Bu lekeyi bununla sileceğiz. Ha o yüzden mi? Ve burada ne yazıyor biliyor musun arkadaşlar? Bilmiyoruz. Evet ne yazıyor burada hemen lütfen. Ay okuyamadık. Bombayı şey yapmak için, imha etmek için. İmha etmek ne demek anneciğim? Açıklar mısın? İptal ediyorsun ya. Bomba patlamıyor yani. Bombayı patlatmamak için diyor. Teli kesmen gerekiyor diyor. Eylül ne bombası? Evi mi uçuracağız? Kadını mı havaya uçuracağız? Ay ne mi? Bomba diyor bu. Bir daha. Pardon. Şakayı o bize yapacaktı. O mu bize bomba atacak? Bizi bomba anne, atacak. Anne dur. Bomba varmış arkadaşlar. Bu bombayı patlatmak için teli kesmemiz gerekiyormuş. Tel de böyle turuncu, kırmızı, sarı renklerde olan bir telmiş. O teli kesmemiz gerekiyormuş. Eylül bu teli kesin kesmen lazım ya. Kadın bizi havaya uçuracak yoksa arkadaşlar bize yaptığı şakaya bakın ya. Bomba nedir ya? Yani şaka dediğiniz bomba, basit... Bomba nerede bomba? Burada basit şeyler bomba olur değil mi yani? Ne bileyim böyle bir suratına pasta atarsın. Ya da ne bileyim yere bir muz atarsın görmez basar kayar. Ya da ne bileyim böyle... Ya anne bir dur bomba nerede? İşte böyle oyuncak şaka böcekler falan olur.
Yani bu bomba nedir ya? Gerçekten bizi patlatmayı mı düşünüyor bu kadın? Bu kadın var ya, gerçekten hak ediyor arkadaşlar her şeyi. Anne ya, Eylül, bu dans etme yeri nerede? Oranın arkasındaydı çünkü. Vallahi ben odaları bilmiyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz siz de. Her zaman da söylüyorum. Yönlerim önleri. Ben hangi oda neredeydi? Of of. Her seferinde karıştırıyorum. Ama gerçekten kızdım bu sefer ben Scarlet Teacher'a. Ne demek ya bomba gibi bizi patlatması ne demek ya? Ben onu patlatırım ya. Dur, burada Eylül, bir tane oda vardı biz ya. Biz bu işi nasıl çözeceğiz ya? Burası mıydı? Ay! Aa, anne bomba, ne yapacağım bombayla? Bombayı... Ay arkadaşlar, anne, gerçekten! Anne bu mu bu mu? Anne bu mu bu mu? Kırmızı. Kırmızı ne? Mavi. Mavi, mavi. Ama anne kırmızı. Hayır, ne mavisi anne? Orada kırmızı saç neydi? Saç mavisi, gece mavisi. Anne diyor ya hani... Bulut mavisi. Gün batımındaki renklerden biri olması gerekiyor. Gün batımında mavi mi? Aslında var arkadaşlar. Var, mavi var. Gün batımında maviden ama böyle gün batımı şey... deyince aklına anne mavi mi geliyor, kırmızı mı geliyor? Ama şimdi bak, şimdi maviden... geçişler oluyor şimdi maviden. Bence kırmızı. Bence sence mavi. Anne geliyor geliyor. Bence anne geliyor anne. Bence mavi arkadaşlar. Ben mavi ya, diyorum. Tık tık yapayım dur. Ben mavi diyorum çünkü maviden geçiş olacak. Evet, maviyi mi kessin? Bravo Eylül. Bence... Ay ne oldu? Ödüm patlattın. Ne oldu kız? Aa ya. Ay biz patladık. Ay kendimizi patlattık arkadaşlar. Aa Eylül kırmızı mıymış? Arkadaşlar ben anneme yemin ederim buradan bir tane elime tersine vurasım geliyor. Ben diyorum ki gün batımında mavi renk mi olur? Annem diyor ki illa ki gün batımında mavi renk olur. Gün batımında mavi renkler olmaz arkadaşlar. Gün batımında kırmızı, sarı, böyle turuncu renkler olur. Mavi renk neresinde olur o zaman? Yok siyah anne. Ne mavisi? Evet siyah da olur. Yani maviden. Ya, bak maviden geçiş siyaha doğru. Gün battıktan sonra gece artık en sonunda siyahlaşmaz mı gökyüzü? He anne. Ama mavi de olur yani. Mavi o günün neresinde Eylül? Anne siyah diye bir renk yoktur gökyüzünde. Lacivert vardır. Eylül siyah. Mesela gece saat 12'de hangi renk olur arkadaşlar? Ya da gece 1'de, 2'de, 3'te. Çıkın bakın yani inanmıyorsanız. Mavi mi olur arkadaşlar? Hayır siyah olmaz diyorsun. Ben siyahtayım ben şu anda. Anne ne alakası ya? Eylül ben siyahtayım. Mavi geride kaldı. Dur mavi orada mısın? Ay hapşırma tozu da gitti. Hapşırık. O nereye gitti? Allah seni bildiği gibi yapsın. Onu nereye harcadın ya? Harcamadım. Kendisi gitti ya. Allah yarabbim ya. Resulallah ya. Ay Eylül var ya. Yani ay, anne şu an elimi tersinde sinemin ediyorum. Üf kendimizi patlattık ya. Kadın bizi patlatacak biz kendi kendimizi patlattık yani. Şimdi salığız. Yani, şimdi kadına, yani ben salığım anne. Sigaret içine de kızsak mı kızmasak biz kendimizi patlattık. Ay, anne düşme sen de şuradaki senin ya. Sen de sus anne ya. Üf, yine malzemeyi ilgili mi topladık? Yani iki saattir konuşuyorsun. Ay. Arkadaşlar vallahi ne bileyim gün batımı gün... Şimdi kırmızıyı mı keseceğiz yani arkadaşlar? Kırmızı telimi kesmemiz lazım. Başka renk yoktu değil mi orada? Hmm. Ben yine kırmızıda şüpheliyim vallahi bilmiyorum. Gün batımında kırmızı. Burası. Şimdi mavi, maviden şöyle tabii koyuya doğru. Maviden aha. Açık renge doğru mu gider yani? Şimdi anne kırmızı, bir boş açık. Anne. Şimdi mavi, kırmızı maviden anne. Açık. Anne! Eylül bir dakika sen, aa ne yaptın orada sen? Ha, orada arkadaşlar bir tane ne vardı biliyor musunuz? Orada bir tane pasta vardı gördüm. Arkadaşlar. Eylül o kasa mıydı? O kilitli kasanın içinden mi çıktı evet, o? Evet kilitli kasanın aa. İçinden pasta çıktı. Aa buraya geliyor. Eline aldıkları ne? Mıknatıs mı şey mi? Hani bunlar ben şey... Ben mıknatısa benzetiyorum onları. Ne onlar? Ne, neydi bunun adı ya? Mıknatıs, mıknatıs o. Anne ne mıknatısı? Bak şu, ha morumuş. Ben şuraya bak, altta gri gibi görüyorum da. Böyle gri mi? Anne şey neydi bunların adı? Üzüm değil. Neydi ya? Meyve mi bunlar? Evet meyve ne meyvesi? Şey mi? Böğürtlen. Heh böğürtlen miydi? Böğürtlen de mor hangi meyve var başka? Tamam tamam böğürtlen böğürtlen aynen. Başka bir şey adını yok. Adını unuttum birden. Ama mıknatısa çok benzettim. Üzüm diyecektim az daha arkadaşlar o kadar aa. Yani. Heh dur. Sus. Aa buraya geldi kadın ya. Yo no. Salonda buraya gelene kadar ne yapacaksın sen burada yap hemen. Aa bir pasta da buradan bir çıktı. Pasta da burada var arkadaşlar. O pastaların renklerini değiştireceğiz ama buraya geliyor kadın. Evin her tarafında pasta var ya. Anne çünkü bize pastayla şaka yapacak anne kadın. Tamam da Eylül'cim ya şimdi. Anlamıyor musun? Eylül bir şey söyle. O şey var ya. Hapşırma tozunu atmasaydın. Hani hapşırma. Eylül git. Eylül git. Evet, oturdu evet. Orada çabuk kitap o okuyor. O bir yere girdi arkadaşlar. Kitap okuyor. Şuradan. Şurada bir tane arkadaşlar sosumuz var. Sos değil ya bunda. Şey bu şey krema şey. Krema. Ne sosu ya? Yani sos dedim ya. Krema sıkıyoruz ya arkadaşlar şöyle pasta yaparken. Çok da yaparım ya arkadaşlar. Çok bilirim ya. Aynen anneciğim çok biliyorsun. Arkadaşlar pastaydı. Annem pastayı bırak arkadaşlar bir tane börek bile yapmıyor yani evde. Bir yesek yani bir ay, şey. Ay nankor. Nankor bu kız. Eller şey yapıyorum ya arkadaşlar. Allah'ım yarabbim ne kadar aldım, lezzetli. Aldım bak. Çok lezzetli yemekler yapıyorum arkadaşlar vallahi. Bak, bunun üstüne koyuyoruz tamam mı anne? Ondan sonra bunun rengini değiştiriyoruz. Bunu bu renk yapıyoruz. Aa, diğer pastanın aynısı sonra oldu. Sonra bunu alıyoruz anne.
Sonra buradan gidiyoruz anne. Karşımıza çıkmasın, her kadın burada değil. Çıkmaz, çıkmaz. Sonra biz yukarıya çıkıyoruz anne. Bu diğer pastanın aynısı oldu galiba. Evet, diğer pastanın aynısı oldu. Bununla onun yerini değiştireceğiz şimdi. Ha. Onu da pembe yapacağız. Anladın zaman, mı? Ha, o zaman onun yeri... Onun bize yapacağı şaka kendine dönmüş olacak. Arkadaşlar annem onu anladım. Bak şimdi ben böyle bir şey aldım. Şimdi bu pastayı o kasanın içerisindeki pastanın yerini değiştirsek arkadaşlar, o zaman biz patlayan pastayı almış olmuyor muyuz? O pastayı biz yersek yine biz patlayacağız. Hayır anne. O patlayan pastayı o yiyecek. Anlamıyor musun? Allah kafam karıştı. Siz çözdünüz mü arkadaşlar bunu? Eylül çözmüş de ben bir çözeceğim. O kadın nerede bu arada? Gitti. Aşağıda. Benim şeyler antenler koptu arkadaşlar. No beyin yani ne diyorsun? Antenler koptu. Ben izleyeyim arkadaşlar. Sonuna bakalım ne şimdi olacak. Arkadaşlar bunun üstüne bunu koyuyoruz. Sonra bunu tamam. Buna yapıyoruz. Sonra evet, bunu alıyoruz ilk önce. Sonra bu. Evet, o dolaptaki pastayı benziyor. Bunu buraya koyuyoruz. Tamam. Sonra bunun kapısını kapatıyoruz. Ondan sonra bu dolaba koyuyoruz. He, şimdi jeton düştü. Tabii o pastayı alıp bize yedirecek. O da dolaptaki pastayı alıp yiyecek değil mi? Aynen olarak. Ondan sonra ona böyle çok şey olacak ya, arkadaşlar. Çok akıllı bir insan. Vallahi ben de bu akılla ben arkadaşlar... Ama ne olacağını bilmiyoruz arkadaşlar. O pastayı yiyince patlayacak mı? Bir şey mi? Biz kabloyu kestik mi bu arada? Sen kestin mi kabloyu? Anne zaten bu kabloyu kesmeden açılmıyor o kutu. He doğru. Mantıklı. Çok mantıklıydı. Hayır ben orayı kaçırdım da o yüzden. Çaktırmıyorum da arkadaşlar. Orayı biraz kaçırdım da. Son böyle tam kasadan pastayı alırken gördüm. Tamam. Kaçıyorum. Yaptım arkadaşlar. Her şey tamam mı? Her şey bitti mi? Olay. Yes. Yes. Nereye kaçıyoruz? Nereye kaçarsan kaç bundan sonra. Kadın gidiyor zaten. Evet. Tamam arkadaşlar. İşte bu kadar. Şuradan da şunu bir içmemiz yok hadi mu? Bakalım. Ah. Dur ya boş ver. İçme artık. Gerek yok. İnşallah doğru yapmışsındır Eylül her şeyi. Doğru yaptım canım. Bak mutfağa gidiyor. Şimdi pastaya doğru gidiyor galiba değil mi o? Evet. Aa geldik. Bahçedeyiz hem de. Oo nasıl yedi onu maşallah. Ne diyor? Hadi bakalım diyor. Hadi pastaları yediniz mi diyor. Sevdiniz mi diyor. Kesinlikle çok sevdiniz diyor. O neydi ya? Şimdi kötülük yapacak mı? Bak karnına bakıyor. Evet midesine bak. Uçak geç, uçakla alakası şimdi. Ne oluyor be? Titriyor ne oluyor? Aa! Uçak onu çekiyor yukarıya doğru. Mıknatıs mı yedi? Evet. Biz galiba mıknatıslı yaptık onu. Evet Eylül, ben sana diyorum zaten mıknatısa benzedi diye. Yok diyorsun bana ya. Ama o böğürtlendi. E mıknatıs nerede? Ay mıknatıs içindedir büyük. Ha tabi bomba ya. Bomba düzeni ya. İçinde mıknatıs koymuş. Mıknatıs aynen arkadaşlar. Şeyleri. Kesinlikle ay çok şükür çözdük biraz ya oyunu. Karışık bir oyunmuş bu ya. Bunun diğer bölümlerini de istiyorsanız eğer arkadaşlar like atıp yorum yapmayı unutmayın. Kanalıma da abone olabilirsiniz. Burada size bir sürü bunun gibi videolar çekiyoruz tabii ki. Eğer... Ben bir şey söyleyebilir miyim? Arkadaşlar bu Secret Teacher'ın bazı oyunları çok karışık geliyor bana ya. Değil mi Eylül? Evet arkadaşlar ama ben hepsini çözüyorum çünkü beyin bedava. Beyin bedava da bir oyunu daha çok karışık geliyordu bana. Hani böyle bir şifreler müfreler vardı, hatırlıyor musun Eylül? Arkadaşlar onu da izlemediyseniz izleyebilirsiniz ama gerçekten çok değişik çok ve karışık. Çok karışık bir şifreydi oradan burada. Ay dedim Eylül bunu çözerse bravo vallahi değil ve mi? Ve çözdü. Vallahi çözüyor. Ama 50 saat uğraştık arkadaşlar. Hatta videoda çözmediğimiz yerler de vardı. Böyle videoyu kesip babam şey yapıyordu. Kesip biçiyordu. Vallahi arkadaşlar. Bazı yerlerde takılıyordu. Yani. Evet. Takılıyordu. Ama neyse bunu da çöz, benim kafam karıştı çünkü bunu baya bir aralar böyle şey oldum. Evet arkadaşlar 1 Nisan'ımızı da 1 Nisan şakasını da böylelikle yapmış oldum. Bir an şey diyeceksin sen 1 Nisan'ınızı kutluyorum. Ama bir şey söyleyeceğim. Bu 1 Nisan şakası ama yani 4 Nisan'da yayınlanacak bu şimdi. Birazcık geç oldu ya. Secret Teacher biraz geç kaldı arkadaşlar ya. Olsun ya. Olsun. 1 Nisan 1 Nisan'dır. Bu arada arkadaşlar 1 Nisan anılarınızı yazmayı unutmayın aşağıya. Hepsini bekliyorum. Hepsini beğeni okuyacağım. Arkadaşlar. Ve hepsini beğeneceğim. Eylül'le beğenilerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bir şey daha söyleyeyim. Arkadaşlar lütfen oyuna gel kanalıma da uğrarsanız çok mutlu olurum. Anne yeter kesin burayı. Oyuna gel. Kesin. Oyuna gel. Oyuna gelmeyin arkadaşlar. Bu kadının oyunu gelmeyin. Beni sevenler Oyuna Gel kanalına bekliyorum. Sizi çok seviyoruz. Tamam, evet. Hoşçakalın. Tabii ki. Takip etmeyi unutmayın hepimizi. Bye öpüyoruz. Bye.